Efendim hepinize merhabalar. Bugün Satisfactory'de sizlerle beraber bir motor fabrikası yapacağız. Bu motor fabrikasını nasıl yapacağınızı adım adım sizlere anlatacağım. Bilgilendirici bir rehber video olacak efendim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle fabrikamızın yerini kararlaştırdım. Tam olarak bu bölgeye fabrikayı kuracağım. Neden bu bölge? Çünkü burada demirim var. Demir ihtiyacım var. İleride bir tane şuralarda bir yerlerde bakırım var. Şurada da efendim şu tepenin üstünde de bir kömürüm var. İhtiyacım olan 3 adet maden burada bulunuyor. O yüzden buraya yapacağım. Şimdi yapmamız gereken şey temizlik. Ver bakalım coşkuyu. Temizliğimizi yaptık. Şimdi sıra geldi temel atmaya. Şöyle bir başlangıç temel attım. Fakat bundan çok daha fazlasını yapacağım. İlk olarak iki assembler ile build'ımın sonundan başlıyorum bu sefer. En son üreteceğim malzemeyi yapacak makineleri ilk başta koyuyorum. Ne yapacaklar? Motor üretecekler. Ne ile? Standart tarifle. Şöyle temelimi yanlara doğru genişlettim. 4 assembler bir tarafa, 5 assembler da diğer tarafa yapacağım. Şöyle başlıyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 ve 5. 4 tane assembler olan grubumuza stator tarifi gireceğiz. Birinci stator, ikinci stator, üçüncü stator ve dördüncü stator. 5 tane assembler olan grubumuza da rotor tarifine gireceğiz. Bu build'de sadece oyunun ana tariflerini kullanacağız. Hard disklerden çıkan tarifleri kullanmayacağız. Dörtte olan assembler grubunun başına şimdi hemen biraz öncesine 3 tane constructor yapacağım. Bu 3 constructor'a da çelik boru tarifine gireceğim. Daha sonra bu 3 constructor'ın arkasına 2 tane foundry yapacağım. Dökümhane. Bu foundry'lere de standart çelik tarifini gireceğim. Daha sonra bu sıraya 1, 2, 3, 4 ve 5 adet constructor yapacağım. Bu constructor'lar bana bakır tel üretecek. Fakat constructor'larımdan bir tanesini %33,33'e yani şu target'ı 40'a yuvarlayarak bir power şartla overclocklayacağım. Ve buraya da 2 tane smelter koyacağım. Bu iki smelter'ın bütün çıktısı bu constructor'lara dağılacak. Şimdi biraz bantlama işlemi yapacağız. Merger'ı bu constructor'ın önüne getiriyorum ve smelter'ımın önüne doğru çekiyorum. Daha sonra buradan buraya Mach 1 bant yeterli. Buradan buraya Mark 2 gerekecek ama buranın girişi bu tarafa bakan, iç tarafa bakan bir splitter koyacağım. Daha sonra veya bu şekilde paylaştıracağım çeliklerimi. Burada iki tane smelter koyarak küçük bir hata yaptım. Hatayı hemen düzeltiyorum. Buraya üçüncü bir smelter ekledim ve onu da çıkış ürününü de 20 olarak ayarlıyorum. Evet, burayı yaparken burada yapabileceğim güzel bir düzenleme aklıma geldi. Şimdi şöyle ki burada 15 gözüküyor. Fakat biz buna elektrik verdiğimiz zaman buradaki rakamla çarpılacak bu. Yani 15 çarpı
1.33 yaptığımız zaman, bunu 3-3-3 diye uzattığımız zaman gördüğünüz gibi bu 20'ye yuvarlanıyor. Buradaki makinemiz de bize 20 tane ürettiği için bu en soldaki makineyi buna bağlayıp diğer ikisini de bu ikisine bağlarsak daha rahat olacak. O yüzden konstrüktörlerimi buraya tekrardan koyuyorum. 2 3 4 ve 5. Hatta şu en soldakini 20'ye ayarlayalım. Bunu tekrardan %100'e geri getirelim. Bu şekilde bunu direkt smelter'a. Konveyör bağlantılarını rahatlıkla yapabiliriz. Evet, overflow kullansaydı bir kesinlikle daha az yer kaplardı, fakat böyle küçük sistemlerde load balance yapmak da biraz keyifli olur, ne yalan söyleyeyim. Burada şöyle bir sistem yapacağım. Bu makinenin tanesi 100 bidey istiyor. Ben de 100 bidey üreten 5 tane grup yapacağım. Constructor'larımı alıyorum. 1 2 3 Bu 3 tanesinin normalde 40, 120 tane üretiyor. Bir tanesini %50'ye aldığım zaman 20 tane de çıktı. 40 artı 40 artı 20, 100. Arkadaşlar, burada bir not düşmek istiyorum. Şimdi benim yaptığım sistemde, videoda gösterdim sistemde. Şu an kurgudayım. Burada bir tane splitter'ımız var. Bunlar da makinelerimiz. Bir tanesi buraya, bir tanesi buraya, bir tanesi buraya. Buradan da 25 tane iron rod, yani demir çubuk geliyor. Sonra bu 25 tanesi bu 3 makineye eşit olarak bölünüyor. Evet. Fakat bu makineyi %100'de, bunu %50'de, bunu da %100'de çalıştırıyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Normalde buradaki bu 25 tüketim, buradaki bu 25 tüketim, bu üçünün toplamı. Fakat biz buradaki bu tüketimi homojen olarak yapmadığımız için, yani bu makine %100, bu makine 50, bu makine 100 olduğu için buradaki dağılım, yani şu makine tamamen dolana kadar bu makinelere tam olarak ihtiyaçları olan malzeme gidemiyor. Bu makine ne zaman tam olarak havzasını 100 tane rodla dolduruyor, bir stack rodla dolduruyor, bu olduğu zaman bu bant dolmaya başlıyor, buradaki bant, ve aynı bir sıvı gibi buraya gelen bütün malzeme bu sefer eşit dağılmaya başlıyor. Fakat eğer bunu yaşamak istemiyorsanız, size burada vereceğim tavsiye, bunu %50'de çalıştırmak yerine bir makinenizi, bu sefer farklı oranla konuşacağım. Burada normalde 10 rod giriyor. Normal tarifte 40 vide çıkıyor. Makinenizin tarif kısmına, yani son verdiği ürünün kısmına buraya 33.33 yazıyorsunuz veya 100 bölü 3 de yazabilirsiniz. Aynı şey çıkacaktır. Bu da ürettiğimiz vidanın toplamı. Burada 40, burada 40, burada 20 üretiyorduk. 40 artı 40, 80 artı 20, 100 yapıyordu. Şu anda 33 üreteceğiz. Bunu da 3 ile çarptığınız zaman zaten size 99.99 verecektir. Ve bu şekilde bu dediğim sorunu yaşamadan mutlu mutlu daha sonra bunları birleştirip bu şekilde makinenize, bir sonraki assembler'ınıza gönderebilirsiniz. Ya bu arada bu hadis buraya gelmişken bir zahmet ya. Bir de şu. Teşekkür ederim. Devam. Bu şekilde üretim yapacak 5 tane grup yapacağım. Bu şekilde video üretimini de ayarlamış oldum. Şimdi bunun olayı şöyle olacak.
Buraya 15 tane constructor yapacağız. İki, üç, dört ve beş. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bir, iki, üç, dört ve beş. Constructor'larımızı yaptık. Şimdi sıra smelter'larda. Buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane simülatör yapıyorum. En baştaki arkadaşı %50'ye ayarlıyorum. %50'ye ayarladığım arkadaşı Mark 1'e direkt bağlıyorum. Buraya bir ayarıcı. Bu sıraya bağladık. Gelelim bu sıraya. Constructor'ın arasını şu şekilde splitter aratacağım. Bunların arasına da biraz splitter koyacağım. Sonra buraya bir tane asansör. Bant. Bir merger buraya atarım. Bir merger de buraya atarım. En aşağıdakini getiririm. Bunları bağlarım. Böyle. Bunu da böyle bağladık mı? Bunları eşit dağıtımlı bir şekilde sistemi hazır olmuş olur. Constructor'larımın çıkışları. Buradaki konstrüktörlerimin çıkışları. Daha sonra buraya bir load, küçük bir load balance sistemi. O da şu şekilde olacak. Böyle bir. Evet sevgili arkadaşlar, kurgudaki ben tekrar karşınızda, yine Paint ile beraberim. Kusura bakmayın, küçük bir hata daha yapmışım. Şöyle ki şimdi bizim burada 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5 konstruktörümüz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 konstruktörümüz daha var. Buradaki konstruktörlerimiz burada böyle birleşip, bunlar böyle birleşip assembler'a doğru gidiyor. Buradakiler de bu şekilde birleşip vidacılara doğru gidiyor. Fakat videoda eksik kalmış. Biraz daha düzgün bir şekilde anlatacağım şimdi. Buraya bir tane splitter koyuyorsunuz. Buraya da bir tane splitter koyuyorsunuz. Buraya da bir tane splitter koyuyorsunuz. Buradan gelen bütün çıkışınızı burada ikiye bölüyorsunuz. Sonra bu splitterların girişlerine bu şekilde. Burası giriş. Burada da burasının giriş olduğunu düşünelim. Daha sonra bu hattı alıp bir tanesini buraya katıyoruz. Bu hattımız buraya 25 eklemiş oluyor. Burada da 5 tane var. Buradan 75 geliyor. 75 artı 25 bu assembler'larımıza 100 tane rod gidiyor. Assembler'lara. Daha sonra bakın burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane çıkışımız var. Bu her bir çıkışı üçlü constructor grubumuza bağlıyoruz. Burada şeyimiz var. Constructor'ımız var. Mesela bu bir. Mesela şöyle bu bağlandı. Ondan sonra diğer grubumuz var burada. Burada diğer grubumuz var. Burada diğer grubumuz var. Burada diğer grubumuz var. İşte bunların her biri böyle şöyle bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya. Benim şeyde tam olarak böyle olmadı ama siz fikri aşağı yukarı anladınız diye düşünüyorum. Ama yine de anlaşılmayan bir konu varsa ne yapabilirsiniz? Evet, videoya devam edebilirsiniz şimdi. Şöyle alırız. Böyle koyarız. Sonra buradan böyle geliriz. Sanırım burada yükseltmek daha iyi olacak. Gerçekten. Harika bir bağlantı. Buradan buraya bir bağlantı. Muazzam. Şahane. Evet, burada 10 tane konstruktörün çıkışı birleşiyor. Bu toplam ürünün hepsi ikiye bölünüyor. İkiye bölünen ürünün bir kolundaki çıkışımız tekrar 3'e bölünüyor. Bir kolu bu beşliğe katılıyor. Diğer iki kolu bu iki konstruktör setine bağlanıyor. Burada bir hattımız var. O 3'e bölünüyor ve her biri bir konstruktör üçlüsüne gidiyor. Burada bu şekilde. Burada çıkışım var. Bunlar da buradaki assembler'larıma dağılacak. Şurayı silelim. Burası üst kattan devam etsin. Şurası gayet rahat olacaktır. Burası böyle üst kattan devam etsin. Temiz. Burada fazla mesafemiz olmadığı için tekrardan iki merger kullanacağız. Merger kullanacağız. Splitter değil.
Evet. Bu şekilde bant trafiğimizi ayarladık. Evet, bu üçünü böyle. Evet, burası da böyle bağlandı. Kapı mı? Niye kapı seçmişim ki? Evet, bunları da hepsine demir tarifine girdim. Demir köşe tarifini. Tam load balance olduğunu bilmiyorum ama burada bu şekilde miner'ımızı koyup bağlayacağız. Buraya bakarı getireceğiz. Buradan sonrasına Mark 2 band kullanacağız. Çünkü 80 tane bakır kullanacağımız için Mark 1 band taşımaz. Burayı da şöyle yapabiliriz. Bir tanesini böyle. Yerini de şöyle yaparsak. Aşağıdakinin işi yok. Evet. Bunlardan birine kömür, birine de demir bağlayacağız. Arayı Mark 2 yapıyoruz, 90 olacağı için. Evet, buraya da çelik boruyu load balance yapabiliriz. Buranın da soldaki girişine. Mark 1 yeterli. Bir splitter daha. Buraya. Son parça olarak da burası. Buradaki kablo çıkışlarımı birleştireceğim. Bir de şöyle verelim. Şöyle koyduğum zaman. Bir tanesini böyle bağladım. Bir tanesini de. Evet, son ikiliyi de. Yine böyle bağladım da. Ha, bu şekilde bağladık ve neredeyse bitirdik. Evet, fabrikamızın son bağlantıları kaldı. Merger 1, Merger 2, Merger 3. Burayı da bu şekilde bağladık. Ve neredeyse tamamen load balanslı bir motor fabrikası inşa etmiş olduk. Şimdi fabrikanın madenlerini bir bağlayıp bir çalıştıracağım bakalım. Bu aşağıdan kömür geliyor. Birer birer söyleyeceğim. Birer birer söylerken de bağlantılarını yapacağım. Bu kömürü 90 ayarlıyorsunuz. Tükürükçüler gidin.
Ya da 90 tane artık nereden ayırıyorsanız oradan ayırıyorsunuz. Sizin ihtiyacınız olan kömür sayısı dakikada 90. Oraya ayırdık. Sonra şimdi demire gidiyorum. Bağlantısını yapıyorum. Bunu da bağlıyorum. Bunu da 90'a ayarlıyorsunuz. Eğer impure ise Mark 2 ile bu şekilde %150'yi overclocklayarak 90 tane elde edebilirsiniz. Bakırınızı da 80'e ayarlıyorsunuz. 80 tane bakıra ihtiyacınız var. Evet, makine. Oh! Assembler'ları bağlamayı unutmuşum. Assembler'ları bağlamayı unutmuşum. Her şey dursun. Bir. Bir iki. Bunu da şuraya bir tane. Ve buraya da bir adet merger. Akinki bandımızı buradan buraya geçiriyoruz. Buradan bir adet merger'ı buraya alıyoruz. Merger'ı oraya almıyoruz. Merger'ı bağlıyoruz splitter'dan. Sonra bunların her biri 1, 2, 3, 4, 5 eşit olarak 5'e bölünmüş oluyor. Mark 1'e çevirebiliriz. Çünkü buradan sonrası da Mark 1 bizi gayet idare edecektir. Burası da bağladık. Ve evet, şimdi bitti. Gücümüzü tekrar bağlayalım. Aynı şekilde Bakır'da da şuraya getirelim. Hatta Bakır'ın kontrolünü. Bunun da gücünü tekrar verelim. Evet. Bütün madenlerimiz hazır. Ben şurayı Mark 3 yapmam gerekiyor bir de. Az önce gördüğüm fıtır fıtır kapanıp duruyordu bunlar. Evet. Şimdi fabrikamızın çalışmasını izleyebiliriz. Evet. Demir külçelerimiz üretiliyor. Sonra konstraktörlerimiz de işlenmeye gidiyor. O sırada bir de bakır hattına dönelim bakalım. Bakır hattımızda evet. Vidalarımız çıkmaya başlamış bu arada. Buradaki konstraktörlerimiz tam verimliliğe ulaştı gibi görünüyor. Burayı bağlamayı unutmuşuz. Tamam. Buradaki bağlantıyı da yaptık. Burada 10 tane var. Burada 150 tane var. O yüzden burası Mark 3 olacak. Bunların tanesi 15 üretiyor çünkü. Bunları da Mark 2'ye yükseltelim o zaman. Bu şekilde. Evet. Şurası geri dönüşte bir tık tıkanıyor gibi. O yüzden şurayı Mark 3'e çeviriyorum. Ve burası tıkanmamaya başlayacak bu sefer. Geri dönüşte. Evet, motorlarımız da üretilmeye başlıyor. Hatta ilk motorumuz girdi, kaçırdık ilk motoru. Ama ürettiğimiz ikinci motor da burada. Hatta geliyor burada birincisi. İkinci ve üçüncü. Bu saniye buradakiler Mark 1 belt olmaz. Mark 2. Mark 2. Bütün vidalar Mark 2 arkadaşlar. Biraz fark etmemişim. Az daha videoyu kapatıyordum kötü kötü. Güzel. Takılma yok. Evet, burada bir hata daha var. 225 tane. Yanlış söylemişim. 225 tane. Burada 5 tane eksik olduğu için buradaki smelterlerimiz tekliyordu. Şimdi o tekleme gidecek. Burası teklediği için buradaki külçeler yetersiz geliyordu. Ve aynı şekilde çubuklarımız da eksik geliyordu. Efendim, bugün de sizlerle beraber %100 verimlilikte bir motor fabrikası yaptık. Dakikada 10 motor üreten. Umarım bu rehberim sizler için yararlı olmuştur. Olduysa bir beğen butonuna basmadan ve abone olmadan gitmeyin efendim. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.